Sevgili izleyicilerimiz, birlikteliğimiz Yusuf'umuz ile devam ediyor. Uludağ'ın emeklilik Gülizar Uludoğan'ı artık çok yakından tanıyorsunuz. Her hafta Ahmet Sertaş ile Avrupa'daki Anadolu programında Türkiye'den emeklilik bölümünde kendisine yer veriyoruz. Türkiye'den emeklilik diyoruz. Emeklilik ömrünüzde yaptırabileceğiniz en önemli şey hayat garantiniz. Hem sizin hem eşinizin hem çocuklarınızın. Ve ömrünüzde bir defa yaptırabilirsiniz. Bunun telafisi yok. Ve emekliliğinizi her zaman ne diyoruz? Ertelemeyin. Ve bu işin uzmanlarına yaptırın, doğru bilenlere yaptırın. Bu işin telafisi yok. Emekli olup emekliliği iptal edilenler var. Maaşını yıllardır alıp maaşını geri ödeyenler var. Birçok mağdurlar var. Burada mağdurları dile getirirken bizim amacımız hiçbir sosyal güvenlik uzmanını kötülemek ya da direkt hedef göstermek değil. Herkesin yaptığı iyi şeylerde, kötü şeylerde kendisine aittir. Bizim burada amacımız sizleri bilgilendirmek ve bu işin uzmanı Gülizar Uludoğan yanımıza. Uludoğan emeklilik Avrupa gezisini bitirdi, seminerleri bitirdi. Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya derken Necmi Kavaklı'yla da Avusturya adım adım gezdiler. Gülizar kardeşim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Birçok insanın hayır duasını aldık. İyi ki Gülizar Uludoğan'a bizi tanıştırdın diyen onlarca insan oldu Viyana'dan. Neler söyleyeceksin? Sizin de söylediğiniz gibi bizim kesinlikle firma, kurum, kuruluşlara hedef alma gibi bir şey kesinlikle söz konusu değil. Zaten sosyal güvenlik uzmanı dediğimiz zaman sosyal güvenlik uzmanının görevi tüm vatandaşlara, Avrupa'da yaşayan vatandaşlara faydalı hizmetler verebilmektir. Şimdi tabii ki 1,5 aylık bir seminer turumuz oldu ve bunların içinde farklı insanlara, farklı avukatlara, uzmanlara işini yaptıranlar, işini yaptırmışlar. Arıyoruz, biz ulaşamıyoruz Gülizar Hanım. Biz ödemelerimizi yaptık ama biz bir fark ettik ki biz SSK ödememizi yapmamışız. Biz işimizi yapan uzmana ödememizi yapmışız. Bunun gibi birçok mağduriyetler var. Dolayısıyla biz her zaman söylediğimiz gibi şunu söylüyoruz. İşinizi kime yaptırmış olursanız olun, bizim için hiç fark etmez. Bizi 7/24 arayabilirsiniz. Uzmana vermiş olabilirsiniz, avukatlara vermiş olabilirsiniz ve özellikle Avrupa'da yaşayan tüm vatandaşlara en önemli uyarım şu. Lütfen yıllar öncesi de olsa, bir yıl önce de olsa işlemleriniz yapılmış olabilir. Ödemelerinizi bir uzman aracılığıyla yapmış olabilirsiniz. Mutlaka güvenin ya da güvenmeyin. Hangi il müdürlüğüne borçlanma ödemeniz yapıldıysa bir alo deyin. Benim ismim şu, TC kimlik numaram şu, benim borçlanma ödemem SGK sisteminde görünüyor mu? Mutlaka en azından bunu yapmanız doğrultusunda ciddi anlamda mağduriyet yaşadınız mı, yaşamadınız mı bunun önüne geçmiş olursunuz. Bu yeni çıkan kanunlar insanları nasıl etkiledi? Hep konuşuyoruz ama önemli bir sözünüz var mı burada, önemli bir duyurunuz var mı? Şimdi tabii ki 1 Ağustos 2019'dan önce bir kanun yürürlüğe girdi ve son günlerde de özellikle avukatların ve uzmanların Ağustos'tan önce işlem yapanların da aylıkları düşük bağlanacak, avukatlara vereceksiniz gibi söylemler var. Şimdi evet, genelgeye göre eğer işlem yapılırsa avukat kanalıyla düşük bağlanan aylıklarınızı yükseltme imkanınız %100. Ama benim tüm Avrupa'da yaşayan vatandaşlara yine bir önerim, öncelikle aylık taleplerinizi yapın, aylıklarınız bağlansın. Şayet bağlanan aylığınız genelge gereği düşük bağlandıysa o zaman bir avukata ulaşın. Ama eğer aylığınız bağlanmamışsa durduk yere avukat masrafı ekstra ödemelerine gerek yok. Bugün son gününüz. Biz çekimi Perşembe yaptık. İnsanlar pazarı izliyor. Siz Türkiye'ye gitmiş olacaksınız. Nasıl geçti Avrupa turnesi? İnsanlara bir mesajımız var mı? Çok ev ziyaretlerinde bulundunuz, dernek ziyaretlerinde bulundunuz. Neler söyleyeceksiniz? Avrupa ziyaretlerinden öncelikle bizi Hollanda'dan başlayarak evlerinde misafir eden, ağırlayan, kapılarını açan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Ama gerçekten şunu gördüm. Avrupa'daki vatandaşların iyi niyetleri çok suistimal edilmiş. Biz ücretsiz hizmet verince bize bilgi aldık. Borcumuz ne kadar deyip biz ücret talep etmiyoruz dediğimizde İnsanlar buna gerçekten şaşırdı ve büyük tepki gösterdi. Biz her zaman söylediğimizin arkasındayız. Uludağ'ın emeklilik olarak Avrupa'ya evet 1,5 aylık bir turnemiz oldu. Ama bundan sonra ara ara yine Avrupa'da insanların ayağına kadar geleceğiz. Ve gene söylediğimiz gibi işlemlerinizi kimlerle yaparsanız yapın. Bizim için hiç önemli değil. Uzman olur, avukat olur. Mağduriyetleriniz vardır, para ödemişsinizdir, aradığınızda telefonlarınıza çıkmıyordur. Uludağ'ın emeklilik olarak ben sosyal güvenlik uzmanı Gülizar Uludağ'ın bir telefon kadar size yakınım. İstediğiniz zaman 7/24 hiçbir ücret talep etmeden tüm sıkıntılarınıza çözüm bulmak için elimden geleni yapacağım. Sevgili izleyicilerimiz, sadece emeklilik konusunda değil, yapacağımız her şeyde işin uzmanına iş yaptırmamız lazım. O yüzden
Ben de her zaman söylüyorum, emeklilik şakaya alınacak şey değil. Gülizar Uludağ'a ulaşın, mutlaka bir danışın sevgili izleyicilerimiz. Danışmanlık ücretsiz. İstediğiniz zaman WhatsApp hattından mesaj da yazabilirsiniz. Avusturya temsilcimiz Necmi Kavaklı, Avrupa medyaya da ulaşabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz. Haftaya biz yine Gülizar Hanım'la birlikte emeklilik konusunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Gülizar Hanım'ı biz bugün Viyana'dan uğurluyoruz ama en kısa zamanda yine Avrupa'ya bekliyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor.